Çok şükür. Ortalık sakin. Yakında bugünler geçecek. Sarayımıza geri döneceğiz. Hünkârımız sefer ertesinde de makamımı iade edeceklerdir. İnşallah. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ya istediğin olmazsa? Karahmet Paşa çok çetin ceviz birine benziyor. Devlet idare etmek kılıç sallamaya benzemez. Ayakta kalabilmek için her türlü yalan ve ihanete karşı sağlam bir iraden olmalı. Karahmet Paşa bu vasıflara sahip mi? Hiç sanmıyorum. Lakin ben sahibim. Gerçi sen yanımdayken mevki makamı umurumda değil. Senin aşkın her şeyden üstün. Her şey senin için. Gel. Sultanım. Ne oldu? Ellerinde meşale ve kılıçlarla onlarca insan kayığa binmiş, Üsküdar'a doğru geçmekteymiş. Mesele neymiş? Malumatım yok. Ancak Rüstem Paşa ve Mihrimah Sultanımız tehlike altında olabilir. Açın kapıyı. Paşa'yı görmem lazım. Çabuk. Rüstem. Rüstem ne oluyor? Gel. Hayrola? Paşam. Geliyorlar paşam. Yerinizi tespit etmişler. Ben çok korkuyorum. Korkma kızım, korkma. Biz buradayız. Hadi, acele edin biraz. Buradan bir an evvel çıkmamız lazım. Hadi. Nerede kaldın Hasan abi? Ancak gelebildim. Ne taraftan? Bu taraftan. Hadi. İçindeki kurullar çıkıyor. Merak etme, kurtulacağız. Olmaz. Ne demek olmaz? Ben gelmiyorum. Ne kendi canımı tehlikeye atarım ne de kızımın canını. Seni istiyorlar. Git bastır şu isyanı. O isyanı bastıracak birlik yok elimde Mihrimah. Dışarı çıktığım anda yok ederler beni. Sonra da saraya gelip seni ve kızımı. Hadi. Hayır. Ağlar. Götür Rüstem Paşa'yı. Bir sultanın emrine karşı mı geliyorsunuz? Mihrimah yürü hadi. Bırak! Yürü. Dağılın! Her yeri arayın!
Rüstem denen o iblis nerede? Bilmiyorum ağam. Vallahi bilmiyorum. Açın şu kapıyı çabuk. Hadi çabuk aç onu. Çabuk ol, çabuk. Ah. İyi işte. Hadi açsana kapıyı. Rüstem hadi, hadi çabuk. Burası mı? Sarayın ilerisindeki koruluğa çıkar. Buradan gitmişler belli ki. Geliyorlar Rüstem, geliyorlar çabuk. Aç oğlan cezat kapıyı, hadi aç. Dışarıya bakıp tedbir alın. Kimse var mı bakın? Senin kardeşin aklı yüzünden böyle buraya tıkılıp kaldın. Kim o? Kesin seni. Getirin, getirin. Kırın kapıyı. Çıkmamız lazım buradan. Olmaz. Ya orada da birileri varsa? Mihrim'a hayalerdeler. Geliyorlar. Paşam dışarısı temiz. Hadi. Hadi çabuk. Silah!
Siz kim oluyorsunuz da bir sultana kılıç çekip canına kastedersiniz? Şükürler olsun, sağ salim döndünüz. İyi misiniz? Nasıl olayım madem? Rüstem yüzünden az kalsın canımızdan oluyorduk. Allah'tan kardeşim vaktinde geldi de bu cehennem azabından bizi kurtardı. O ateşin altına odun atanlardan biri de sendin Mihrim Ağa. Ne demek istiyorsun sen? Sen ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Ne yapıyorsunuz siz? Münakaşanın sırası mı? Hem de benim huzurumda. Anlaşılan hadiseler asabınızı bozmuş. Aslanım, şehzadem, bu yaptığına bana dünyaları bağışladın. Sizin için yapmadım validem. Kardeşim için gittim oraya. Geçecek sultanım. Öfkesi dinecek. Yeter ki siz ondan vazgeçmeyin. Bizi kurtarırken gösterdiği gayret takdire şayandı. Bir müddet mermer köşkte kalacaksın Rüstem Paşa. Bu sefer daha dikkatli olacağız. Peki ya sultanımız Mihrim Ağa? Kızım Ümmaşa. Mihrim Ağa burada kalmak istiyor. Vaka benim de arzum budur. Validemin dairesinde kalacaklar. Geçici bir tedbir bu Rüstem Paşa. Hadiseler yatışınca sarayınıza dönersiniz. Gel. Şehzade Hazretleri. Başıbozuklar kapıya dayandı. Sarayın önünde toplanıyorlar. Bir daha asla çıkmaz saraydan. Dün gece bitirmeliydik işini. Yatsın kalksın Şehzade Bayezid'e dua etsin. Onunla ne alakası var Atmaca? Şehzade Bayezid'in canına tehlikeye atamazdım. Niye atamıyormuşsun? Dürrem Sultan'ın tohumu değil mi? Bu vesileyle ondan da kurtulurduk. Bu dünyadan göçüp gidersem... ne kanım, ne davam mahşere kalmasın. Şehzadem. Bunun da tek bir yolu var. Bayezid. Onun yanına gideceksin ve sadakat yemini edeceksin. Ve o tahta çıkana kadar onun yanında kalacaksın. Bana söz ver. Atmaca. Şehzade Bayezid, rahmetli şehzademize sadakatle bağlıydı. Birbirlerini sever destek olurlardı. Zinhar onun canına bir zarar gelmeyecek. Anladın mı beni? Bu ateş böyle yükselmeye devam ederse kimi yakar belli olmaz. Dört bir yandan isyan haberleri geliyor. Gör bak. Bu daha başlangıç. Kalabalık gitgide artıyor. Bostancıların derhal müdahale etmesi lazım. Ne yapacaksınız şehzadem? Emriniz nedir? Ne icap ediyorsa onu Sokullu. Onları durduracağım. Paşa Hazretleri, malumunuz olduğu üzere şehzademizin gözü karadır. Onu tehlikeden uzak tutmak lazım. Bunca yıldır yanındasın Lala Mustafa.
Şu halinde senin de payın var. Siz mahzeneyi tehlike geçinceye kadar orada kalacaksınız. Peki siz validem, siz gelmiyor musunuz? Bayezid'i görmem lazım. Ne yapacağı belli olmaz. Konuşmam icap eder. Fahriye, Mihrimah Sultan'ın yanından ayrılma. Emredersiniz. Sümbül. Sultanım. Lala Mustafa, şehzadem has odada mı? Değil sultanım. Maalesef değil. Şehzademiz ateşle oynuyorlar. Şehzadem ne olur bir daha düşünün. Saraydan dışarı adımınızı attığınız an hayatınız tehlikeye girecek. Konuşmak hiçbir şey çözmez. Aksine bundan güç alırlar. Sizi mağlubiyete uğrattıklarını düşünür ve daha beter üstünüze gelmeye kalkarlar. Sen karışma Mehmet Paşa. Korkuyorsan saraya dön. Sesleri işitiyor musun Hürrem? Seni ve Rüstem'i istiyorlar. Sultan Süleyman Han'ın oğlu, saltanat naibi, Şehzade Bayezid'im. Allah rahmet eylesin. Şehzade Mustafa Hazretleri ne yazık ki idam edildi. Buradaki hiç kimse benden daha üzgün olamaz. Siz şehzadenizi ben canımdan, kanımdan bir parçayı kaybettim. Bayezid'i göndereceğini Rüstem köpeğini yollasaydın ya, o kadar mı kıymetli senin için? Ben kimseyi yollamadım. Neyleyelim ki bu karar Sultan Süleyman Han'ın hükmüdür. Ne sizler, ne de ben yüce hünkârımızın iradesine karşı gelemeyiz. Kararlarını tartışamayız. Kulları olarak ona itaat etmeye mecbursunuz. Rüstem Paşa'yı verin bize şehzadem. Çıkın dışarı ortaya. Hünkârımız Rüstem Paşa'ya gerekli cezayı vermiş, vazifesinden azletmiştir. Ancak kendisi hala hanedan damadıdır. Bu sebeple onu size teslim etmem. Teslim etmem.
Şehzade Mustafa, kimsenin canı yansın. Karıları dul, çocukları yetim kalsın istemezdi. Şimdi dağılmazsanız kan dökülecek. Buradaki hiç kimse sağ kalmayacak. Acınızı anlıyorum. Acınız benim de acım. Lakin gittiğiniz yol, yol değil. Şehzade Mustafa'yı sevenler incinsin istemiyorum. Şehzade Bayezid Yaman'mış. Rahmetli boşuna sevmezdi onu. Gidelim. Rüstem Paşa ne olacak? O bize gelmezse biz ona gideriz. Yiğit şehzadem benim. Maşallah. Cihan böyle cengaver. Gördünüz değil mi validem? Bir padişahta olması gereken bütün vasıflar Bayezid'de var. Nasıl da hepsini susturdu. Ona baktıkça babanı görüyorum Mihrim'a. Sultan Süleyman Ağa'nı. Ve rahmetli abim Mustafa'yı. Bu seni korkutmuyor mu Hürrem? Derin bir kedere sürüklemiyor mu? Şehzade Mustafa'nın 52'si diye fakirleri doyurmuş, muhtaçlara sadaka dağıtmış. Şehzademiz Beyazıt'ta rahmetlinin ruhu şad olsun diye hayır işleri için para yollamış. Allah kabul etsin, ne diyeyim. Görünecek hali yok ya rahmetlinin gittiği yerden. Siz yine de bir haremde görünseniz iyi olacak sultanım. Ne vakittir gölgenizi üzerlerinde hissetmiyorlar. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. İçim öyle bir sıkıntı çöreklendi ki. Tarif etmeye kalksam mümkünatı yok, beceremem. İstanbul'dayken bazen saraydan kaçıp Haliç'i kayıkla geçiyorum hünkârım. Ama sakın valideme söylemeyin. Yok yere ilhamlanıyor sonra.